Akşamlar Haber Utrecht izleyicileri. Haber Utrecht seçim özel canlı yayın programına hoş geldiniz. 15, 16, 17 Hollanda seçimlerini değerlendirmek üzere Hollanda milletvekili ve aynı zamanda DENK Partisi milletvekili adayı, ikinci sıradan aday olan Sayın Tunağan Kuzu Beyefendi'yi konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaşar Bey. Bu akşamki programımızda tekrar aday olan Tunağan Kuzu Bey'e DENK Partisi'nin seçim programı ve bizleri yakinen ilgilendiren konuları soracağız. Tabii bu arada Utrecht seyircilerine hatırlatmak isterim. Canlı olarak sunduğumuz programımıza göndereceğiniz sorularla katılabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu nedenle programımızın daha verimli geçeceği kanaatindeyim. Şimdi konumuz Tunağan Bey'e dönmek istiyorum. Tunağan Bey, tabii ki seçim atmosferindeyiz. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Bugün de zaten Utrecht'teydiniz. Evet. Hem Utrecht'i hem de genel olarak değerlendirebilir misiniz? Tabii ki. Bugün işte Utrecht'te bir ekiple çıkarma yaptık. Yaklaşık 30 tane çoğu genç olan arkadaşımızla birlikte Utrecht'te farklı alışveriş merkezlerinde, kalabalık olan caddelerde, camilerde programlar yaptık. Çok güzel, verimli bir gün geçti. Sabah işte 11'de başladık. Akşam şu anda saat kaç? 7'ye doğru vardı herhalde. Evet. 7'ye doğru kadar kampanya devam etti. İşte bundan sonra da bazı programlarımız olacak. Tabii ki bu kampanyalar böyle diğer kampanyalardan farklı oluyor pandemi sürecinin neticesinde. Ama yine de her tarafa ulaşmak için geçtiğimiz 5 hafta içerisinde sadece medya ve sosyal medya üzerinden değil, bunun yanı sıra da bir karavan kiralayarak Hollanda'nın her tarafını gezdik. Yani kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, Groningen'dan Maastricht'e, Doetinchem'den ta Leiden'a, Hollanda'nın her tarafını gezdik. Ve özellikle bu son günler içerisinde büyük şehirlerde aktif bir şekilde çalışma yapıyoruz. Bugün sıra Utrecht'e geldi ve Utrecht'te gerçekten çok güzel, çok heyecanlı bir program geçirdik. Çünkü ilgi ve alaka ve rağbet gerçekten doruk noktadaydı. Çok muhteşem bir gün geçirdik burada. Yani Utrecht'in seçimlere hazır olduğunu hep birlikte gözlemledik bugün. Tabii Utrecht'li olduğum için sormak istiyorum. Utrecht'teki seçim çalışmalarınıza gençlerin katılımı nasıldı? Özellikle gençler zaten aktif bir şekilde bu katılımı sağlıyor. Ama hani sadece gençler değil, herkes bir şekilde katkısını sağlamaya çalışıyor. Çünkü hani 4 sene öncesine nazaran gerçekten çok farklı bir ortam görüyoruz şu anda. Gençler aktif bir şekilde çalışıyorlar, her tarafa ulaşmaya çalışıyorlar. Ama hani daha olgun olan gençler, evet, onlar da farklı bir şekilde kendi çevresinde, kendi etrafında duyurmaya çalışıyorlar. Ve beni gerçekten en mutlu eden şeylerden bir tanesi ve zaman zaman da o soruyu da bugün Utrecht'te kampanya esnasında seçmenlere, vatandaşlara yönlendirdim. Memnun musunuz? Ve bunun neticesinde, evet, birçok insan memnun olduğunu dile getirdi. Ve beni mutlu eden şeylerden bir tanesi, geçmişte hani zaman zaman serzenişte bulunurduk. Derdik ki bir partiye veyahut bir siyasetçiye oy verdiğimizde keşke ellerim kırılsaydı da oy kullanmasaydım var ya. Artık işte o dönemler geçti. Vatandaş gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla kamuoyu araştırmalarından çıkan, farklı araştırmalardan çıkan şu andaki hava memnuniyet. Bunun için de ayrıca memnuniyet duyuyorum ben şahsımda. Evet. Duyduklarıma göre bir önceki seçimden aldığınız oy oranının daha yüksek olacağını söylüyorsunuz. En azından şöyle bir gerçek var. Veya koruyor oyları yani. Tabii, yani en azından şöyle bir gerçek var. 2017'de ilk defa hani bir ilki gerçekleştirdiğimizde, ki bir ilktir çünkü yabancı kökenli insanların torunlarının zamanında işte buraya göç etmiş olan dedelerimizin torunları, evet, bir siyasi parti kuruyorlar ve o siyasi parti Hollanda parlamentosunun merkezinde, demokrasinin göbeğinde yerini almış oluyor. Bu gerçekten dünyada görülmemiş bir olaydı. Hollanda'da biz bu ilki 2017 yılında 4 yıl önce gerçekleştirdik ve şu anda 2017'ye nazaran tanınmışlık arttı. Hani bizim olgunluğumuz da arttı, siyaseti daha iyi öğrendik, tecrübe sahibi olduk. Ve bunun neticesinde umarız ki bu seçimlerde hani o 3'ün üzerine 4'ü, 5'i hatta 6'yı bile katabiliriz diye düşünüyoruz. Belki de 2017 seçimlerine göre DENK Partisi Hollanda Partisi oldu diyebiliriz biraz. Ya şöyle, DENK zaten her zaman Hollanda Partisi'ydi de tabii kendini ispat etmesi gerekiyordu. Bakış açısı o zamanlar biraz, aynen, daha farklıydı. Kendini biraz daha ispat etmesi gerekiyordu çünkü bir ilkti ve bunun neticesinde, evet, gerçekten hani 2017'deki havayı dünkü gibi hatırlıyorum. Birçok vatandaş orada acaba DENK seçimlerde başarılı olabilir mi sorusuyla
meşgul iken şu anda hani geçtiğimiz yıllarda aktif bir şekilde Hollanda'da söylenmeyen ve söyletilmeyen şeyleri söylediğimiz için, yapılmayan ve yaptırılmayan şeyleri de yaptığımız için ve böylelikle birçok insanın gönlünde taht kurduğumuz için bu geçtiğimiz dönemde acaba Denk'e oy versin mi diye düşünen insanlar da Denk'e yönelmiş oldu. Ve bunun yanı sıra sadece işte Türk toplumunda değil, Faslı toplumda gerçekten müthiş bir canlılık var. Diğer azınlık toplumlarında müthiş bir canlılık var. Ve bu seçimlerde böyle en çok dikkatimizi çeken yaptığımız bazı ve programımızın içerisinde mevcut olan bazı konulardan dolayı yani Hollanda'daki büyük kitlelerin yani Hollandalıların daha desteğine sahip olduğumuz için bu seçimlerde inşallah bu üçün üzerine bir üç daha katabiliriz diye umuyoruz. İnşallah. Ben birinci soruma geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi pandemi dönemi yaşıyoruz. Önceki seçim kampanyaları ile karşılaştırdığımız zaman bir sıkıntı var mı? Geniş bir kitleye ulaştığınızı söylüyorsunuz. Evet. Koronadan dolayı nasıl ulaşabiliyorsunuz? Halkın Denk Partisi'ne olan ilgisini zaten anlattınız. Bu da o sorumun içerisinde. Tabii şimdi şöyle bir gerçek var. Bu pandemi süreci toplumu müthiş bir şekilde etkiliyor. Bu pandemi sürecinin neticesinde hani esnaf, girişimci ekonomik olarak etkileniyor. Sivil toplum kuruluşları aktivite organize etmekte zorlanıyorlar. Hani gençlerin böyle mental sıkıntıları da gerçekten had safhada. Herkes, toplumda her birey pandemi sürecinin neticesinde etkileniyor. Tabii ki siyasi partiler de bu dönem içerisinde etkilendi. Hatta evet. Hollanda'da parlamentodaki toplantıların sayısı da azaltıldı. Bu akşam dışarı çıkma yasağının neticesinde evet. Normalde toplantılar gece 12'ye kadar devam ediyordu. Artık 7'de kesmek zorunda kalıyoruz. Evet. Tabii ki herkes etkileniyor bundan. Siyasi partilerin kampanya süreci de etkileniyor. Ama daha demin de ifade ettiğim gibi sadece işte medya üzerinden değil ve sosyal medya üzerinden değil diğer partilerin yaptığı gibi biz devamlı temas halinde olmak istediğimiz için elimizden geldiği kadarıyla bu karavan vesilesiyle bütün Hollanda'yı evet. Ziyaret etmiş olduk. Ama buradaki güzel olan şey de o. Hani zor da olsa bütün korona tedbirlerine, pandemi tedbirlerine uymaya çalışsak bile mesela bugün işte Moskey Plain'de, Ulu Cami'nde yaptığımız programın neticesinde evet. Gerçekten çok büyük bir ilgi vardı, çok büyük bir alaka vardı. Demek ki bu da herkesin dikkatini çekmiş durumda. Büyük bir kalabalık vardı. O da tabii insanı böyle seçimden önce heyecanlandırıyor. Heyecanlandırdığı gibi umutlandırıyor. Gerçekten güzel bir kampanya süreci geçirdik ama yani tam olarak şuna vurgu yapmak istiyorum. Bu pandemi sürecinin neticesinde biz herkese ulaşamadık belki. Biz yetişemediğimiz yerlere birlikte yetişmeye çalışıyoruz. Birlikte yetişmemiz gerekiyor. Biz sesimizi duyuramadığımız yerlere, kendimizi anlatamadığımız yerlerde birlikte anlatmamız gerekiyor. Onun için Haber Utrecht izleyicileri aracılığıyla hani bizim ulaşamadığımız yerlere sizler de ulaşın. Yarın sandıklar açılıyor. Bu seçimlerin olacağını herkes bilmesi lazım ve bunun neticesinde o soruyu zaten soracaktım. Haber Utrecht izleyicilerine de biz isteğiniz var. Ama anlatmamız diye. Lazım. Herkes peki, birbirine anlatması lazım. Karavan çalışmaları söylediniz. Sizin partiden başka bunu yapan da var mı? Nadir. Diğer partilerden. Nadir yapan partiler var. Bu Forum for Democracy partisi yapıyor bunu ama onlar pandemi kurallarına, tedbirlere hiçbir şekilde riayet etmeden. Bir defa annemde yaptıklarına şahit oldum ben. Evet, kendine şahit oldunuz. Evet. Ama Hollanda'nın farklı yerlerinde onlar da programlar yaptılar. Bazılarında işte bu tedbirlere uymadılar. Onun için hani önümüzdeki süreç onlar için ne gösterecek göreceğiz birlikte. Evet. Peki Türk toplumu olarak Hollanda siyasetine yön veremiyoruz maalesef veya daha az ilgileniyoruz. Oysa Türkiye'deki siyasetle daha çok ilgileniyoruz. Bu konuya bakış açınız nedir? Türk toplumundan beklentiniz nelerdir? Şimdi şöyle, biz Hollanda'daki siyasete yön verme konusunda gerçekten adayız. Geçtiğimiz yıllarda da bunu birçok meselede gösterdik. Buna da az sonra değineceğiz zaten tahmin ediyorum. Biz bu seçimlerde gördüğüm şey Denk vasıtasıyla birçok insanın Hollanda'daki siyasetle ilgilendiğini de gördüm. Yeterli mi? Tabii her zaman daha iyi olabilir. İstatistiklere baktığımızda Hollanda'da genel seçimlere katılım ortalama %82 civarlarında. Hani yabancı kökenli toplumlara baktığımızda maalesef bu oran %55'lere, %50'lere kadar düşüyor.
Onun için katılımı arttırmamız gerekiyor. O bir. İkincisi, hani tekrar bundan önceki seçimlere nazaran DENK Partisi 2017'de bir kesimi, bu zamana kadar hiç oy kullanmamış olan bir kesimi sandığa yönlendirebildi. Onun için 2017'deki katılım biraz daha üst seviyedeydi. Evet. Üçüncüsü de şu, ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi Türkiye'deki siyasetle olanlardaki siyaset var. Şimdi Türkiye'deki siyaseti camilere, derneklere gittiğimizde bakıyoruz, işte Türkiye kanalları izleniliyor. Problem değil, sıkıntı değil. Herkes istediği şekilde özgür iradesiyle her haberi takip edebilir. Benim hiçbir sıkıntım yok onunla. Türkiye'deki siyaseti takip edebilir, Amerika'daki siyaseti takip edebilir. İnsanlar o konuda hürdür. Ama ben şunu her zaman ekliyorum onun yanına sıra. O siyaseti takip ettiğimiz kadar bu ülkedeki siyaseti de takip ediyoruz. Ben de zaten onu kastetmiştim. Evet. Neden? Neden? Çünkü çocuklarımız burada okula gidiyor. Evet. Yani sağlık hizmetleri aldığımızda burada sağlık hizmetleri. Vergiyi burada ödüyoruz. Onun için işte buradaki siyasetle ilgilenecek olursak, hatta şunu söyleyeyim, Türkiye'deki siyasetle ilgilendiğimizin %25'ini burada ilgilensek, toplum olarak gerçekten birkaç adım daha ileriye gidebileceğimize inanıyorum. Ama aynı zamanda da hani bir yükseliş söz konusu, bu yükselişi devam ettirmemiz gerekiyor. Ya kısacası biz burada yaşıyoruz. Tabii. Evet, yani o zaman bunu burayla ilgilenmek zorundayız. Evet, burayla aynen. ilgilenmek zorundayız. Aynen. Ben onu çünkü... Hani orayla ilgilendiğimiz kadar, bak orayla ilgilenmeyin demiyorum. Kesinlikle. Orayla ilgilendiğimiz kadar burayla da ilgilenmemiz gerekiyor. O dengeyi sağlamamız gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Peki Hollanda'da birçok konuda ayrımcılığa maruz kalan vatandaşlarımız var. Özellikle İslam karşıtlığı var. Parti programında bu konuya yer verdiniz mi? Parti programınızda yer verdiğiniz, eğer yer verdiyseniz ne tür önlemler almak istiyorsunuz? Evet. Şimdi önce bir analizini iyi yapmak gerekiyor bu meselenin. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda, özellikle geçtiğimiz 20 yıldan bahsedelim. Çünkü 11 Eylül 2001 Amerika'daki olan terör saldırılarının neticesinde bu İslamofobiya üzerinden, Müslümanlar üzerinden, İslam üzerinden, yabancı toplumlar üzerinden siyaset yapmak gerçekten normal hale geldi. Evet. Endüstri haline geldi diyebiliriz hatta. Ve özellikle geçtiğimiz yıllara baktığımızda Türkiye ve buradaki yaşayan Türk toplumu üzerinden siyaset yapmak moda oldu. Hani ben her zaman şunu söylüyorum. Buradaki yaşayan yabancı toplumların üzerinden siyaset yapmayı bırakmamız gerekiyor. Artık Hollanda siyaseti bırakması gerekiyor. Evet. Ama Hollanda'daki siyasi partilerin bazıları da şunu da görüyor. Görüyorlar ki onun üzerinden prim yapıyorlar. Onlar da bırakmıyorlar. Prim yaptıkları için kendi paylarını o şekilde artırmaya çalışıyorlar. Şimdi bunlar ucuzdur. Ucuz ve kirli politikalardır. Evet. Buna gelmememiz gerekiyor. Biz ötekileştirmeye karşı, ayrımcılığa karşı mücadelemizi devam ettirmemiz gerekiyor. Neden? Çocuklarımız küçük yaştan itibaren 8. grupta araştırmayla sabit daha düşük psikoafiş alıyorlar. Bu bir. Evet. İkincisi, gençler ortaokul evet. çağlarında staj yeri bulmakta zorlanıyorlar. Neden? Ten renginden dolayı veyahut da soyadından dolayı. Birazdan o konuya aynen. değineceğim zaten. İş pazarına vardığımızda, diplomanızı aldıktan sonra iş pazarındaki ayrımcılık, polis teşkilatındaki ayrımcılık araştırmayla sabit, hatta yargıdaki ayrımcılık araştırmayla sabit. Ve bunun neticesinde Hollanda hukuk devletidir. O hukuk devletinin anayasası vardır. Anayasanın birinci maddesi ayrımcılık yasaktır. Eşitlik üzerine. Ayrımcılık yasaktır. Non-diskriminasyon yasaktır. Şimdi ayrımcılığa baktığımızda maalesef Hollanda'da yaptığımız araştırmaların neticesinde ortaya çıkan tablo şu. Devlet daireleri bile, devlet kurumları bile maalesef ayrımcılık yapıyor. Biz 2016'da seçim programımıza vergi dairesi ve diğer devlet dairelerinde acaba ayrımcılık yapılıyor mu diye araştırma yapılsın dediğimizde maalesef evet. Hollanda'daki bazı siyasi partiler, Hollanda kamuoyu, bazı medya organları bize dediler ki ya Hollanda'da böyle bir şey olmaz. Gündeme de getirmediler o zaman. Aynen. Yani. Üstünü kapatmaya çalıştılar. Evet. 2017'de diğer siyasi partiler de bunu görmeye başladılar. 2018, 19, 20'de araştırmalar yapıldı. Hükümet devamlı üstünü kapatmaya çalıştı. Aynen. 2021 parlamentonun kurduğu bir komisyonun neticesinde ortaya çıkan tablo şu. Vergi dairesi yıllar boyunca 2009'dan beri yabancı kökenli insanların yani hak etmediği halde dolandırıcı olarak damgalayarak evet. binlerce ailenin hayatını mahvetti diye ortaya bir tablo çıktı. Ve neden? Çifte vatandaşlığı olan insanlara ayrımcılık yaptığı için. Şimdi bu şeyin içerisinde bizim ilk olarak sağlamamız gereken şey devlet dairelerindeki bu ayrımcı ve ırkçı yaklaşımı temizlemek.
Ve bunu da bilinçlendirmeyle değil, çünkü bilinçlendirme 20 senedir yapılıyor, 30 yıldır yapılıyor. Bu tür meselelerin üzerine daha sıkı giderek, bir örnek vereceğim sadece. Polis teşkilatında daha Rotterdam'da daha yeni bir araştırma yapıldı. 4 yıl içerisinde 500 tane polis teşkilatına şikayet geliyor ayrımcılıkla ilgili. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 500 tane şikayet geliyor. 80 tanesi inceleme altına alınıyor. Ve bu 80 tanesinin sadece 3 tanesinde bir ceza veriliyor. Ceza da ne biliyor musunuz? Varsın. İkaz. Bir daha yapmayın. Bir daha yap, ayrımcılık bir daha evet. yapma. Peki böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde bu caydırıcı oluyor mu? Olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Onun için farklı şekillerde de bu ceza süreci de işlemesi gerekiyor. Caydırıcı cezalar olmadığı sürece aynen. bunlar devam aynen. edecek. Şimdi peki. programımızın içerisinde olan noktalardan bir tanesi de daha geniş kapsamlı olarak yaklaşmak gerekiyor. Mesela Hollanda'da terörle mücadele birimi var. Ve bizim verdiğimiz önergelerden bir tanesi bu ayrımcılık ve ırkçılıkla bir mücadele birimi olması gerekiyor. Ve sadece bütün bakanlıklar üzerinden bu yapılması gerekiyor. Ve o birim de aynı terörle mücadele birimi gibi yeri geldiğinde hani farklı bakanlıkları bir araya getirip bunun üzerinde bir mutabakat sağlaması evet. gerekiyor. Az önce konuşmanızda dediniz ki bilinçlilik yetmiyor. Aynen. Peki nerede eksiklik var? Yani Türk toplumu olarak biz neler yapabiliriz bu ya konuda? Şimdi farklı farklı yapacağımız şeyler var. Birincisi bireysel sorumluluğumuz var bu konuda. Yani öncelikle biz yaptığımız her işi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer öğrenci ise öğrenci olan en iyi şekilde yapması gerekiyor. Eğer işçi ise en iyi şekilde yapması gerekiyor. Her toplumdaki alan için bu. İkincisi hani toplumsal vazifelerimiz vardı. Sivil toplum kuruluşları olarak. Aynen o toplumsal vazifelerimizden bir tanesi işte sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşüyor. Mesela camilere saldırı yapıldığı zaman eskiden şöyle bir soru gelirdi cami yönetimleri tarafından. Ya polise bildiri yapsak mı yapmasak mı? Anhefti yapsak mı yapmasak evet. mı? Bizim acaba polisle olan ilişkilerimizi, devletle, belediyeyle zedeler olan mi? İlişkilerimizi zedeler mi? Hayır, kesinlikle yapılması gerekiyor, bildirilmesi gerekiyor. Ve hani eğer birisi de ayrımcılığa maruz kaldığı zaman bunu yetkili yerlere bildirmesi gerekiyor ki sicile işlensin bunlar. Evet. Peki Tunan Bey, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda attığı adımlar yeterli mi? Onu nasıl görüyorsunuz? Ya şöyle, ben onu genel olarak değerlendirecek olursam, her zaman tabii daha fazla yapılabilir ama birçok insan olanda da sivil toplum kuruluşları içerisinde elinden gelen mücadeleyi de bu konuda veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Bana. Evet, çok güzel. Son zamanlarda eğitim ve burs konularında bazı sıkıntılar var, stüdyo evet. finansiyeli olarak. Özellikle gençlerimiz stajyeri bulmakla zorluk çekiyorlar. Az önce o konuya da değindiniz. Bu probleme karşı bir programınız var mı? Tabii. Bu iki meseleyi ele alalım. Önce staj meselesine girelim. Şimdi Hollanda'da maalesef gençler staj yeri bulamadığı için eğitimleri 6 ay sekteye uğradığı oluyor. Yani olsa da alamıyor pardon. İsimlerinden ona da geleceğim. Dolayı. Evet. Ona, çünkü iki aşamada yapmak istiyorum bunu. Birincisi genel olarak bir sıkıntı var. Çünkü staj yeri yetersizliği var şu anda. Staj yeri yetersizliği olduğu için gençlerimiz sadece işte Türk kökenli veyahut da yabancı kökenli olan gençler değil. Hollanda genelinde birçok genç eğitimine 6 ay sekteye uğratıyor. Ha yabancı ol kesim, yabancı şey varsa, kökeni varsa, evet. yabancı kökeni varsa daha da zorlanıyor. Çünkü staj yeri bulmakta, staj pazarında da maalesef ayrımcılık söz konusu. Ha bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Biz DENK Partisi olarak Hollanda genelinde özellikle bu pandemi sürecinin neticesinde 22 bin staj yerinin eksik olduğunu tespit ettik. Bizim elimizdeki çabaların gayretinde de bütün siyasi partilere lobi yaparak devlet olarak yani Rijksoverheid olarak 10 bin tane yeni staj yerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ettik ve bu önergemiz kabul oldu. Çok güzel bir şey. Devlet olarak işte üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Özel sektör de yapması gerekiyor bunu. Ayrıca belediyelerde, mesela Utrecht'teyiz şu anda. Utrecht'teki belediye meclis üyelerimizde bu konu üzerinde yapılan bir çalışmanın neticesinde belediyenin okullarla birlikte gençlere staj garantisi vermesi gerektiğini dile getirdi ve onların da önergesi bu konuda kabul oldu. Buradaki Utrecht'teki ekibi de onun için ayrıca tebrik etmek istiyorum. Leinstelsel'a gelecek olursak, bu burs sisteminin burs, evet. burs sistemine dönüşmesine evet. gelecek olursak. Çok önemli bir konu bu da. Tabii ki çünkü 2014 yılında bu 2012 yılında
hükümet programına alındı. 2014 yılında parlamentodan geçti ve 2015 yılında yürürlüğe geçti bu. 2015'te eğitimine başlayan gençlerimiz maalesef burs yerine borç almak zorunda kaldılar. Biz her zaman buna karşı geldik. DENK Partisi olarak ilk andan itibaren bunun gençlere psikolojik olarak zarar verdiğini, tabii, ve kariyerlerine başladıklarında binlerce euro borçla kariyerlerine başlamaların yanlış olduğunu dile getirdik. Aradan şükürler olsun 6 yıl geçti. 6 yıl sonra bu borçlandırma sistemini yürürlüğe geçiren siyasi partiler de yaptıkları hatayı anlamış durumdalar şu anda. Onun için PFDA Partisi olsun, FFD Partisi hariç Grünlinks ve Grünlinks ve D66 partileri bile, yani PFDA, Grünlinks ve D66 partileri zamanında böyle bu düşündükleri borçlandırma sisteminin yanlış olduğunu gördüler ve şu andaki seçim programlarına eski sisteme geri dönülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. O zaman birçok partinin programında var yani. Şu anda birçok partinin, evet, programında var. Ama dikkat etmek gerekiyor bu konuda. Çünkü seçimlerden önce böyle farklı vaatlerde bulunuyor. Seçimlerden sonra caydıkları da zaman zaman görülmüş durumda. Onun için bunun üzerinde durulması gerekiyor. Ve özellikle 6 yıl boyunca hani borçlanmış olan gençlere de bir şekilde onlara da bir iade edilmesi gerekiyor bu yaptıkları borçlar. Çünkü gençlere haksız yere bu şekilde borçlandırmak, kendilerini geliştirmek için borçlandırmak yanlış ama bir siyasetti. Ama çok önemli bir konu eğer iade edilmesi kararlaştırılırsa. Aynen. Bu geçtiğimiz 6 yıldaki işte ya gençlerin böyle borçları da silinmesi gerekiyor diye programımızın içerisinde bir ilave var. Yani bu sistem değişmesi gerekiyor ve geçmişte bu konuda zedelenmiş olan gençler de borçlarının iadesi, borçlarının silinmesi peki, gerektiğini ifade ediyor. Peki bu sadece ediyor. Sizin partinizin programda mı yoksa diğer partilerin programda da var mı? Çünkü çok önemli bir konu. Burada bu sadece bizim programımızda değil, iki tane daha siyasi partinin programında var. Bir SP Partisi'nde var, bir de İhtiyarlar Partisi'nde var bu. FFT var. Şimdi buradaki önemli olan mesele de diğer siyasi partilerde işte bu hani farklı bir şekilde gençlere yönelik programlar, projeler vardır. Sadece, evet, DENK Partisi'nin yok. Bütün partilerin gençlere karşı bir gençlere yönelik programları vardır. Ama bizim programımızın içerisinde, hani bizim yaptığımız, gençlerle yaptığımız görüşmelerin içerisinde özellikle bu borçlanma sisteminin birçok gençlerin elinden birçok şeyin alındığını gördüğümüz için bunun üzerine öncelikle gidilmesi gerektiğini savunuyoruz. Kesinlikle, çok güzel. Bildiğiniz gibi uzun zamandır korona pandemisiyle mücadele var. Burada alınan tedbirler yeterli mi veya fazla mı? Ki bazı sokağa çıkma yasağına karşı çıktığınızı da biliyoruz. Aşı ve aşı pasportu var. Bir de AstraZeneca diye bir aşı çeşidi var. Hollanda'da kullanılıyor. Fakat bazı Avrupa ülkelerinde, tahminimi Asya'da da birkaç ülke, evet, bu aşıyı kaldırdılar, kullanmıyorlar. Ama Hollanda hükümeti bu aşının devam edeceğini açıkladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu sorunun içerisinde 3 tane soru var. Birincisi, bu pandemi kuralları acaba yeterli mi veyahut da yetersiz mi diye sordunuz. Birinci olarak şunu ifade etmek isterim. Maalesef Mart ayının, 2020'nin Mart ayından beri Hollanda'da bu pandemi maalesef söz konusu. Korona diye bir hastalık var, bir illet var. Evet. Bu illete karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Biz bu illetin olduğunu inkar etmiyoruz. Bazı siyasi partilerin yaptığı gibi. Çünkü gerçekten ciddi bir mesele. Evet. İnsanlar maalesef ölümle karşı karşıya geliyorlar. Veyahut da hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde nefes alıp vermek için boğuştuklarını kendi gözlerimle de görmüş oldum. Kendi ailemizin içerisinde de bu mücadeleyi veren büyüklerim vardı. Şükürler olsun onlar tedavi oldular şu anda. O da tabii yani gerçekten zor bir süre. Birçok insan da zor süreçten geçti. Evet. Utrecht'ten de amcalarımızdan ve teyzelerimizden birçok vefat haberi de maalesef aldık. Evet. Bunun için inkar etmek doğru değil. Evet, Allah hepsine rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İkincisi, tabii devletin aldığı tedbirler vardır. Biz tedbirlere uymamız gerekiyor. Alınan tedbirlere uymamız gerekiyor. Mesela bizim de burada olduğumuz gibi mesafeyi korumamız, evet, gerekiyor. Bir,
hijyene dikkat etmemiz gerekiyor, temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman zaman ellerimizi yıkamamız gerekiyor, hapşırırken dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında olması gerekenler değil mi? Yani genel olarak o tedbirlere ekstra uygulamamız gerekiyor. Üçüncüsü de hani devletin aldığı böyle gerçekten aklın, mantığın alamayacağı, kavrayamayacağı birçok saçma şeyler de var. Yani benim gerçekten dikkatimi çeken meselelerden bir tanesi, süpermarketler şu anda açık. Ben açık olmasına karşı değilim ama oradaki yığılmalara baktığımızda adeta vatandaşın sorduğu sorulardan bir tanesi de o. Orada acaba bu korona yok da... Tıklım tıklım yani süpermarketler. Bazı yerlerde de, kapalı olan yerlerde korona oluyor mu diye o sorular geliyor. Çünkü bu bir kural aldığınızda o kural da mantığa uyması gerekiyor. Kesinlikle. Mesela bu dışarı çıkma yasağı. Dışarı çıkma yasağına baktığımızda hiçbir bilimsel araştırmanın neticesinde bunun etkili olduğunu kimse, hiçbir bilim raporu, hiçbir rapor ifade edemiyor. Yani modeller vasıtasıyla acaba düşebilir mi diye sorgulanıyor. Ama Hollanda'daki rakamlara baktığımızda hiçbir şekilde bir düşüş yok. Hatta yok. Bir artış bile var şu anda. Onun için hani uyulması gereken kurallara uymamız gerekiyor gerçekten. Evet. Alınan kurallara da uymamız gerekiyor. Ama birçok kurala da hani aklın, mantığın yetişemediği kurallara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten esnaf müthiş bir şekilde zedeleniyor bu konuda. Sıkıntı içerisinde. Sıkıntı içerisinde. Gençler gerçekten psikolojik olarak şu anda bir senedir içerideler, fazla bir şey yapamıyorlar. Evet. Sıkıntı içerisindeler. Ne oluyor peki? Şu anda önlemlerden bir tanesi işte aşı programıdır. Aşı programı bizim verdiğimiz önergenin neticesinde hiçbir şekilde diretme yapılamaz. Dayatma ve diretme yapılamaz diye biz zamanında bir önerge verdik. Bu önergenin neticesinde birçok siyasi parti bunu kabul etti. Ama şu andaki yapılan böyle duyumlara baktığımızda bu korona pasportu veya bu test bildirisi gibi şeyler şu anda gündemde. Biz buna karşıyız. Çünkü hani aşı olmak kişinin kişisel özgür iradesidir. Özgür iradesidir. Kimse buna karışamaz. Eğer isterse aşı olur, istemezse aşı olmaz. Neticede bu konu üzerinde işte gittikçe, gün geçtikçe de bir diretme yapıldığı söz konusu. Özellikle Avrupa Birliği içerisinde Güney Avrupa ülkeleri, İspanya belki, olsun. Pardon, belki de seyahat durumlarında sıkıntı olacak. Tam oraya geliyordum işte. Evet, özür dilerim. Rica ederim. İspanya ve İtalya başta olmak üzere bu korona pasportunun çıkması için hareketteler şu anda. Turizm sektörünü ve yaz tatilinde seyahati tekrar bazı gruplara açmak için. Şimdi önümüzdeki süreç bunun nasıl bir süreç olacağını bize gösterecek. Aşı konusuna gelecek olursak, Hollanda Avrupa Birliği dahilinde bu aşıyı icat eden birkaç tane şirket vardı. BioNTech, Pfizer vardı. Evet, AstraZeneca da bunlardan bir tanesi. Avrupa Birliği en fazla aşıyı AstraZeneca'dan temin etti. O temine baktığımızda şu anda AstraZeneca'nın İsviçre tarafından ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından böyle soru işareti konuldu. Danimarka, bazı ülkeler işte soru işareti koydular ve hatta şu anda o aşıyı durdurdular. Doğrudur evet. Bu. Hollanda buna daha dur demedi. Belki önümüzdeki süre içerisinde denir ama sıkıntı da burada. Hani zamanında işte AstraZeneca'dan bütün ilaçlar alınıyor. Oraya yatırım yapılıyor. Önceden evet. Bir sürü para aktarılıyor oraya. Ve bunun neticesinde Hollanda Avrupa Birliği genelinde bu aşı süreci gerçekten çok yavaş işliyor. Özellikle geçtiğimiz dönemlere baktığımızda refah seviyesi bu kadar yüksek olan bir ülkenin aşı konusunda bu kadar geri kalması gerçekten şaşırtıcı bir durum. Onun için bu önümüzdeki süreç içerisinde hani Janssen diye bir şirket var. Şimdi oradan aşı tekrar temin ediliyor. Diğer aşıcılardan temin evet. etmeye çalışıyorlar. Ama önümüzdeki zaman ne gösterecek? Bu AstraZeneca'nın başarısız olması da birçok insanın aşı konusunda tereddüte girdiğini ve aşı yaptırmak istemediğini de ortaya çıkarıyor maalesef. Evet. Bu açıkladığınız konuya iki tane yine sorum var. Birincisi dediniz ki işte bazı kısıtlamalar var ki ben de aynı fikirdeyim. Hani süpermarketler tıklım tıklım dolu. Ama bazı esnaflar iş yerlerini kapatmışlar veya 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Peki yani bilimsel bir dayanağı yok dediniz. Yok. Yani hükümet neden ısrar ediyor bu konuda?
Ya şimdi onu da zaman zaman soruyoruz da o, aklın mantığın alması gerekiyor ama yapacakları son şeylerden, hamlelerden bir tanesi bu hafta sonu, bu akşam kısıtlaması. Bundan sonra yapacakları bir şey daha var, bu da hafta sonu kısıtlaması. Bir örnek vereceğim size. Hani aklın mantığı alması gerekiyor dedik ya. Biz çok iyi hatırlıyorum bunu. 16 Ocak'ta berberler açılsın diye bir önerge verdik. O zamanki rakamlara bakıyoruz. Şu andaki rakamlardan daha düşüktü o zamanki rakamlar. Evet. Böyle ondan sonra direttiler, bu berberleri açmadılar. Kuaförler açılmadı. Ta ki 1 Mart'a kadar bu şeyler, berberler, kuaförler açılmadı. Bir baktık biz o önergeyi verdiğimiz tarihten o zamana kadar gerçekten kuaförler gerçekten zor durumda kaldılar. O zaman açılsaydı bu kadar sıkıntı olmazdı onlar için. Yani onlar korona tedbirlerine, kuaförler korona tedbirlerine riayet ettiği müddetçe neden açılmasın? Bu da aynısı da birçok sektör için geçerli. Zaman zaman da işte Türkiye ile eşleştirme yapılıyor. Ya şimdi Türkiye'deki duruma bakıyoruz. Hollanda ile eşleştirilecek durumda değil. Çünkü orada hafta içi de bu kısıtlamalar olduğu dönemde de hafta içi hani alışveriş yerleri açık oluyordu. Açık Hollanda'da oluyor. Hayat tamamen kilitliydi. Onun için eşleştirmek de doğru olmaz. Evet. Peki bir de para cezaları konusunda farklı görüşler var. O konuda bilgi verir misiniz? Şimdi para cezası konusunda eğer kurallara riayet etmeyenler maalesef 95 euro cezaya çarptırılıyor. Farklı bir cezalar olduğunu duydum, onun için soruyorum. Şöyle, akşam şeyine riayet etmeyenler, korona tedbirlerine riayet etmeyenler öncelikle 95 euro. Tabi biraz daha dozajını kaçırırsa daha da ağır olabiliyor bu. Şimdi bizim dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de araştırmalar da bunu gösteriyor. Maalesef bu cezaların birçoğunun bazı mahallelerde daha fazla kesildiği gözlemleniyor şu anda. Evet. Ona da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda polis teşkilatında ayrımcılık yapıldığı açık ve net bir şekilde ortada. Ve şu andaki cezaların bazı mahallelerde daha fazla kesildiğini görmek, bazı bölgelerde daha fazla kesildiğini görmek tabii ki bazı soru işaretlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Konuyu ilk defa duydum. Tabii. Evet. Tunan Bey, bir de konut problemi var. Yani tabii. Gerçekten büyük şehirlerde çok büyük bir sıkıntı. Özellikle gençler için, yeni evlenen gençler için büyük bir sıkıntı. Ev bulmakta zorluk çekiyorlar. Özel sektör kiraları bayağı fazla. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi birincisi Hollanda hükümeti genel olarak devlet çapında bunu tekrar kendi eline alması gerekiyor. Bunu yıllar boyunca, yıllar önce belediyelere aktarmıştı. Belediyeler de kendi belediyelerinin içerisinde bazı bölgeleri işaret edip orada ev yapabiliyorlardı. Geçtiğimiz yıllarda bu çok aksadı. Çünkü devlet tarafından böyle bir yönlendirme yoktu. Bizim söylediğimiz ilk şeylerden bir tanesi de, programımızda mevcut olan ilk şeylerden bir tanesi de devlet bu konuda hani ipleri yine kendine çekmesi gerekiyor ve bazı bölgelerde işaret etmesi gerekiyor. Evet. Buralara iskan yapılması gerekiyor diye göstermesi gerekiyor. İkincisi yapılması gerekiyor. Konut yapılması gerekiyor. Çünkü o konuda gerçekten eksik var. Yeni evler yapılması gerekiyor. Yeni bölgelerde iskan yapılması gerekiyor. Ve özellikle hani sosyal sektörde ve hani düşük orta sektörde, düşük olan yani pahalı olan orta sektörde değil de bu şeyin bu 700 ile 1200 euro arası diyelim. O gruplar içerisinde de daha fazla ev yapılması gerekiyor. Şimdi belediyelerin birçoğu da hani kendilerine böyle daha zengin insanları çekmek için özel sektörün pahalı evlerini yapıyorlar. Bu konuda da işte yeni evlenenler, yeni iskan almak isteyenler, gençler bu konuda gerçekten zorlanıyorlar. Bunun yanı sıra iskan konusuna baktığımızda kiralar geçtiğimiz yıllarda gün geçtikçe arttı. Ev almak gerçekten çok sıkıntılı. Çünkü faiz oranı şu anda çok düşük ve evlerin fiyatı çok yüksek. Onlara baktığımızda bu konu üzerinde gerçekten yeni politikalara uygulanması gerekiyor. Ve bunlardan bir tanesi de hani şu anda birçok yerde ofis bölgesi olan yerler boş durumda. Hani bunlar ele alınarak, bunlar da hızlı bir şekilde konut haline çevrilirse özellikle gençlerin bu konudan istifade edeceğini düşünüyoruz. Programımızın içerisinde mevcut olan şeylerden bir tanesi evet. De budur.
Çünkü büyük şehirler içerisinde en büyük sıkıntı Utrecht çekiyor. Evet. Yani üniversitelerin çoğunlukla bu bölgede olması nedeniyle merkezi olması nedeniyle en büyük sıkıntı Utrecht gençleri ve halkı çekiyor diyelim. Bir başka bir soru. DENK Partisi hakkında bilgi verir misiniz? DENK Partisi'nin bir ideoloji yapısı var mı? Veya halk bu seçimlerde DENK Partisi'ne neden oy versin? Oy verme demişken bir de ilaveten bu soruyu da sorayım. Oy verme işlemleri hakkında da bilgi verebilir misiniz? Yeni bazı değişik yasalar oldu. Çünkü 3 gün süresi içerisinde oy verme devam edecek. Evet. Bu konuları açıklar mısınız? Birincisi, birinci soru DENK Partisi'nin ideolojik temeli. İdeolojik temeline baktığımızda Hollanda'daki siyasi partilerin birçoğu artık bu hani sosyal demokrat olsun, liberal olsun, Hristiyan demokrat olsun, sağ olsun, sol olsun, ileri görüşlü veyahut da daha çok muhafazakar, bunlar artık geçmişte kalan şeyler. Hani şu anda bakıyoruz Hollanda'daki o sol sağ ayrımı gerçekten yapılmıyor. Yani en sağ bildiğimiz parti bazı konularda çok sol şey yapabiliyorlar, tavır alabiliyorlar. En solda görünen siyasi parti de mesela SP Partisi de sol olmasına rağmen göç konusunda gerçekten sağ söylemleri var. Destekliyor, evet. PFF Partisi'nin de sağ olmasına rağmen sosyal politikalar açısından da hani sol görüşleri var. Öyle bakacak olursak bu eşleştirmeyi yapmak zor. Artık geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz trend de şu Hollanda'da hani... Yeni partiler çıkıyor ortaya. Hollanda'da Hayvanlar Partisi var şu anda. Yükselişte olan partilerden bir tanesi. Hayvana refah seviyesinin yüksek olduğuna bağlıyorum ben onu. İhtiyarlar Partisi var. Vesaire vesaire. Hayır, böyle farklı partiler var. Biz DENK olarak da her zaman şunu söyledik. Hollanda'da bazı temel sıkıntılar var. O temel sıkıntılara pratik bir şekilde çözümleme bulmak gerekiyor. Ha, problem nedir? Problem şudur. O problemin üzerinde çözümleme yapmamız gerekiyor. Mesela iskan konusu mu? Hani iskan konusunda yani ideolojik olarak böyle bir çıkış yolu bulmaya çalışırız ama pratikte ev yapılması gerekiyor. Evet. Ev yapılmasını İdeolojiyle sağlamamız gerekiyor. İdeolojiyle alakası yok değil mi? Onun yani, ideolojiyle evet, alakası kesinlikle. Yok. Aynen. Sağlık sigortalarının çıkması mesela. Onun temelinde fiyatların artması sistem problemidir. O sistemi çözmemiz gerekiyor. O sistemdeki tıkanıkları gidermemiz gerekiyor. Hani ideolojik çelişkilerle böyle mücadele etmemiz vatandaş için pratik çözümler bulmamız gerekiyor. Ve yani o çözümler bazen işte daha çok sol görüşlü olabilir, bazen sağ görüşlü olabilir. Mesela örnek vereyim size. Biz otobanlarda hani 100 gidilmesine karşıyız. 130 gidilebilir. Neden? Eğer orada çözümleme yapılması gerekiyorsa çiftçilerin şu anda bu hava kirliliğini daha fazla katkı sağladıklarını biliyoruz. O zaman onların üzerine gidilmesi gerekiyor. Otobanda yine herkes 130 rahat bir şekilde istediği yere gitsin. Evet. Bu tür meseleler üzerinde belki daha sağ görünebiliyoruz. Hı. Ama sosyal politikalar konusunda daha sol çıkışlarımız var. Evet. Teknik bilgi dediniz. Teknik bilgi, evet. Seçimlerle ilgili. Bu seçimler diğer seçimlerden farklı. Çünkü pandemi süreci içerisindeyiz. Bu pandemi sürecinin neticesinde seçimler 3 güne yayıldı. 15, 16 ve 17 Mart tarihlerinde. Yani yarından itibaren sandıkların bazıları açılmış olacak. Pazartesi günü ve salı günü Utrecht Belediyesi'nde de diğer belediyelerde olduğu gibi bazı sandıklar açılmış olacak. 17 Mart tarihinde bütün sandıklar açılacak. Şimdi bu 3 güne yayılması gerçekten büyük bir avantaj. Çünkü eskiden hani zaman zaman şunu duyuyorduk. Ya oyumu kullanmayı unuttum. Veyahut da o gün çalışıyordum. Veyahut da yağmur yağıyordu. Artık o bahaneler yok. Evet. Herkes oyunu kullanabilir. 3 gün var. Hatırlatmayı da 3 güne yayabiliriz. Etrafımızdaki insanlara hatırlatmayı da 3 güne yayabiliriz. Sandıklar 3 gün açık olacak. 17 Mart'ta akşam 9'da kapanacak. Akşam dışarı çıkma yasağı da seçimler için geçerli değildir. Yani oyunuzu kullanabiliyorsunuz 9'da. Evinize geri dönebiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi, 70 yaşının üzerindeki vatandaşlar posta aracılığıyla oyunu kullanabiliyor. Evet. Bu gerçekten önemli bir mesele. 70 yaşındaki vatandaşlar mektupla oyunu kullanabiliyorlar. Ve üçüncüsü, bu da gerçekten çok önemli bir mesele. Eğer kendiniz sandığa gidemiyorsanız vekaletnameyle oy kullanabiliyorsunuz. Evinize oy kartları gelmiştir, oy pusulası gelmiştir. O pusulanın arkasında Machtigungs Formulier var. Evet. Siz güvendiğiniz bir insanı
vekil kılarsanız eskiden iki tane vekaleten oy kullanabiliyordunuz. Şu anda o üçe çıkarılmış durumda. Yani kendi oyunuzla birlikte 3-4 oy kullanabiliyorsunuz. Şayet işte o vekalet veren kişi vekaletnamesini doldurup güvendiğiniz bir insana verdiğiniz durumda 4 oy kullanabiliyorsunuz. Evet. Yine Denk Partisi'ne neden oy versin halkımız diye sormuştum. Denk Partisi çünkü Hollanda'da 2014 yılından beri Hollanda'da müthiş bir şekilde bu ayrımcılığa, ırkçılığa karşı mücadele verdi. Daha adil paylaşım için, daha adaletli bir şekilde yaklaşılması gerekildiğini sosyal politikalara, sağlık olsun, iskan konusunda olsun müthiş bir şekilde mücadele verdik. Ve biz verdiğimiz mücadeleyle Hollanda'da gerçekten birçok şeyi başardık. Eskiden siyasi arenada ayrımcılık ve ırkçılık konuşulmuyordu. Konuşulmayan meseleleri gündeme getirdik. Biz mesela buna örnek verecek olursak 2015 yılında Uygurların Çin'de maruz kaldığı zulme hiç kimse konuşmuyordu Hollanda'da. Sessiz de Hollanda'da. Hiç kimse bilmiyordu bile. Kamuoyu da bilmiyordu. Ben ilk defa o konuda önerge verdiğimde millet araştırıyordu acaba burası nere diye. Şu anda Hollanda'da herkes biliyor. 2015'te ilk önerge verildi. Yıl 2021 Hollanda parlamentosu o Çin'in Uygur Türklerine karşı yaptığı zulümü soykırım olarak nitelendirildi. Evet. Siyaset de işte böyle bir şey. Hani belki bir günde iki günde mi hedefe ulaşamıyorsunuz. Evet. Uzun soluklu bir iştir. Devamlı işte çalışılması gerekiyor, çabalanması gerekiyor. Neticede adım adım yavaş yavaş ileriye doğru gidiyoruz. Evet. Onun için Denk Partisi olarak bu geçmişte verdiğimiz mücadeleyi gelecekte de vermeye devam etmek istediğim için herkesin desteğini bekliyoruz. Tabii ki. Zaten Uygur Türkleriyle ilgili bir sorun vardı. Ona geleceğim ama yönetmemize dönelim. Zamanımız var mı? Evet. Hayır, zamanımız var. Peki seçimlere katılan yeni bir parti var, NİDE Partisi. Evet. Bu seçimlerde Denk'in oylarını etkiler mi? Ya ben fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü zaman zaman bu soruyla karşı karşıya geliyoruz. Yani 100 kişi bu soruyu soruyorsa 99'u endişeden dolayı bu soruyu soruyor. Hı. Hani oyların bölüneceğini düşündüğü için bunu soruyorlar. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Biz hani milimetre kare içerisinde birbirimizle mücadele etmemiz gerekiyor. Bana hiç kimse bu zamana kadar siz neden hani belki ayrımcılık ve ırkçılık konusunda Hrulings Partisi'yle sizin oyunuzu bölecek mi diye kimse sormuyordu bu zamana kadar. O soru bana hiç gelmedi. Ama devamlı bu soruluyor. Şimdi biz toplum olarak zaten Hollanda'da yaşayan 500 bin Türk kökenli vatandaş var. 1 milyon Müslüman var. 2,5 milyon yabancı kökenli insan var. Biz birbirimizle mücadele edeceğimize biz o sandığa gitme oranını arttırmamız lazım. Hani daha demin bahsettiğimiz o %50-55 kadar oy kullanan insanları var ya, onu %70'i %80'e ortalamaya çekmemiz lazım. Birbirimizle mücadele değil. Onun için ben hiç kimseye bu zamana kadar NİDE hakkında hiçbir kötü şey söylemedim. Söylemem de çünkü onlar hani Müslüman kardeşlerimizdir. Ama birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ve biz de yıllar boyunca bu mücadeleyi verdiğimizi ve bu vesileyle bu işte biraz daha tecrübeli olduğumuzu rahat bir şekilde dile getirebilirim. Evet. Ki hatırlıyorum o zaman iyi takip etmiştim. 2017 yılında Türkiye seçimleriyle ilgili Hollanda'da bulunan nüfus %70'in üzerinde oy kullanmıştı. Aynen. Doğru. Yani sizin dediğiniz gibi yani %50'ye bile çıksak yani gerçekten o rakamları arttırmak gerçekten çok daha önemli. Hani biz şurada milimetre kare içerisinde birbirimizle boğuşabiliriz. Den Haag'tan bir örnek vereyim ben size. Den Haag'da 3 tane yabancıları temsil etmeye çalışan siyasi parti seçimlere katıldı. 45 tane belediye meclis üyesinden hepsi birer tane aldılar. Bir tane sona gitti, bir tane sona gitti, bir tane sona gitti. Geert Wilders orada hepsine güldü. Evet, o duruma olmadı. Düşmek istiyorsak, birlik ve beraberliği bölmek istiyorsak kendimiz biliriz. Ben onun için devamlı o birliğin ve beraberliğin ehemmiyetinden bahsediyorum. Kesinlikle öyle. Seyircilerimizden gelen bazı sorular var. İsterseniz teker teker sorayım veya toplu olarak şey yapayım, siz cevap verin. Haber Utrecht'te ulaşan sosyal medyadan bazı sorular var. Özellikle sağlık sigortasında şahs ödeme, Aykı Baydırak dediğimiz miktar hakkında soruyorlar. İslam ortaokulları var. Onların durumu ne olacak? Ermeni meselesi var. Filistin meselesi ve az önce biraz bahsettiniz.
Uygur Türkleri meselesi. Evet. Uygur Türklerin meselesini dile getirmiş olduk. Ermeni meselesine evet. gelecek olursak maalesef 2004 yılından 2021 yılına kadar yaptığımız araştırmanın neticesinde Hollanda parlamentosunda 9 defa bu önerge verilmiş. Gündemden hiç düşmüyor yani. Sürekli geliyor. Düşünün 2004'ten 2021'e kadar 9 defa bu önerge verilmiş. Hollanda parlamentosu 9 defa buna evet oyu kullandı zaten. Biz denk olarak 2014 yılından beri devamlı ret verdik zaten bu konuya. Şimdi bakıyoruz komiktir. Seçimlerden 3 hafta önce bu Hristiyan Birliği Partisi, devamlı işte bu konuyu gündeme getirmeye çalışan partilerden bir tanesi, seçimlerden 3 hafta önce tekrar gündeme getiriyor. Neden? Kendilerine prim çıkartmak için. Zaten artık hiç kimse de bu oyuna gelmiyor. Tekrar bunlar kirli ve ucuz siyasettir. Biz de hani artık biz toplum olarak da geliştik. Böyle eskiden verilen aşırı tepkileri de vermiyoruz. Biz ki ya tamam artık yeter yani. Herkes artık da görüyor. Buna da Hollanda zaten safını burada rahat bir şekilde dile getirmiş oldu. Belli tekrar oluyor. Buradaki toplumun üzerine gitmek, insanları germek, karşı karşıya getirmek doğru olmadığını zaten herkes aşağı yukarı kavruyor artık. Bir. İkincisi, sağlık sigorta primlerine baktığımızda maalesef artıyor. Eich Beitrag, Eich Risiko dediğimiz 385 euro çıkmış durumda. Geçen dönemlerde de maalesef siyasi partiler bunun kaldırılması için veyahut da yarıya düşürülmesi için birçok siyasi parti programını almıştı. Ama hükümeti kuran partiler, koalisyon dahilinde olan partiler ilk olarak böyle vazgeçtikleri şey maalesef bu sağlık sigortasındaki Eich Risiko'ydu. Biz programımızın içerisinde bu var. Ve yaptığımız hesaplamalara göre, bizim kendi yaptığımız hesaplamalar değil, devletin böyle bir kendi hesaplama kurumu var. Central Plan Bureau. Onlar da bunu hesapladılar ve 6.2 milyar euro devlet bütçesinden çıkıyor. Biz bunu devlet bütçesiyle karşılıyoruz. Yani bizim programımızda bu Eich Risiko kalkıyor. Üçüncüsü, Filistin'den bahsetmiştiniz. Evet. Filistin meselesi maalesef yıllar boyunca İslam aleminin gerçekten acı yarasıdır. İsrail'e baktığımızda maalesef oradaki haksızlık, hukuksuzluk, uluslararası kuralları, uluslararası hukuku ayaklar altına alıp çiğnemesinde maalesef bu yolda hala devam ediyorlar. Yaptırım yapılması gerekiyor. Hani Avrupa Birliği tarafından ve Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım yapıldığında bu Filistin halkı üzerindeki yük biraz daha hafifler diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda maalesef Trump'ın Amerikası İsrail'le yaptığı işbirliğinin neticesinde Filistinlileri ezmeye devam etti. Evet. Umarız uluslararası toplumda bir değişim olur bu konuda. Başka var mıydı o listenin içerisinde? İslam ortaokulları. İslam ortaokulları. Burada Hollanda'da anayasanın 23. maddesine göre eğitim özgürlüğü vardır. Herkes istediği şekilde, istediği yönde okullar kurabilir. Ama maalesef İslam okullarında gördüğümüz sıkıntı ise bazı belediyelerde organize bir şekilde bunu durdurmak için, bunun önünü kesmek için hareketler yapıldığını görüyoruz. Biz bunun üstünde duruyoruz zaten. Hem belediyedeki arkadaşlarımız duruyor, Utrecht'teki arkadaşlarımız da bunun üzerinde duruyorlar. Biz de Hollanda genelinde de bunun üzerinde duruyoruz. Maalesef bazı siyasi partiler, özellikle burada işte sol siyasi partiler, PvdA olsun, GroenLinks olsun, SP olsun, bu anayasanın 23. maddesini, yani bu eğitim özgürlüğünü kaldırmak istiyorlar. Teşekkür ederim. Galiba süremiz de dolmak üzere. Tunan Bey, Utrecht'te bulunuyorsunuz. Utrecht seçmenine söylemek istedikleriniz var mı? Veya son olarak, genel olarak Hollanda seçmenine söylemek istedikleriniz varsa? Şöyle, biz Utrecht Hollanda'nın 4. büyük şehri, Utrecht Hollanda'nın merkezi bir şehri. Biz Utrecht'ten geçtiğimiz seçimlerde memnunduk ama şu andaki havaya baktığımızda gerçekten daha iyi olacağını umuyorum. Ben Haber Utrecht seyircilerine teşekkür ediyorum. Yani bu pandemi süreci içerisinde maalesef biz her tarafa yetişememiş olabiliriz. Ziyaretlerimizi daha sık şekilde yapmak isterdik ama maalesef bu istediğimiz gibi pandeminin neticesinde olmadı. Lütfen ama lütfen bizim ulaşamadığımız yerlere sizler ulaşın. Bizim yetişemediğimiz yerlerde sizler yetişin. Yarın seçim sandıkları açılıyor. Seçim sandıklarına gidelim, oyumuzu kullanalım. Haklarımızı korumak için bu oy hakkımızı kullanarak haklarımıza sahip çıkalım diyorum. Utrecht'e şimdiden teşekkür ediyorum. Biz de programımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Size ve partinize seçimlerde başarılar diliyoruz. Evet, Haber Utrecht izleyicileri, programımızın sonuna geldik. İlginiz ve alakanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz.
Ben şahsen Tunahan Bey'in açıklamalarına ikna oldum. Oy vermek vatandaşlık görevidir. Oy vermek geleceğimize yön vermek demektir. Mutlaka sandığa gidin. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.